Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün böyle sohbet tarzında bir video yapmak istedim. Sohbetin konusu, bugün internette gezinirken, haber sitelerine bakarken bir haber gözüme çarptı. Karayolları trafik yönetmeliğinde yeni bir değişiklik olmuş. Bu değişiklik nedir? İşte bisiklet, motosiklet, scooter tarzı trafiğe çıkan küçük çaplı, küçük motorlu. Motosiklette bir kere kasksız yakalanırsan, yani trafik ekiplerine, kask olmadan zaten kullanmıyoruz da biz bunu. Kullanan arkadaşlarımız var. Motosikletini elinden alabiliyorlar. O derece ağır bir yaptırımı var. Ya zaten bunu takmazsan canından bile olabilirsin. Şuraya biraz duracağım, bu muhabbeti biraz irdeleyeceğim. Bunu zaten kullanmazsak, yani bizim hayati bölgemizi koruyan bir zımbırtı, bunu takmamız gerekiyor. Yalnız benim canımı sıkan noktası, bugün bir kask almaya çalış. Hocam tam vaktinde girdik. Güzel oldu. Videoyla ezan aynı ana denk geldi. Ama kaskın içine fazla ses gitmiyordur herhalde. Neyse, sıkıntı yok. Yani benim canımı sıkan nokta, bugün bir kask almaya çalış. Yani en kötü, en dandik, en bize yani fayda sağlamayacak bir kaska bile dünyanın parasını istiyorlar. Yani şu an nereden baksan 1000 liraya, yani böyle en aman aman olmayan bir kask alabilirsin. Ve hiçbir işine yaramaz. En ufak bir düşmede kafan gözün parçalanabilir. Şimdi devlet olarak sen bunu zorunlu kılıyorsun. Eyvallah. Canımızı düşünüyorsun. Ama bunu yapmadan önce, yani benim gerçekten canımı düşünüyorsan, bu ürünlerdeki, bu KDV'dir, ÖTV'dir, bir kere onları bir kaldıracaksın aga. Onları kaldıracaksın ki ben de, yani inanacağım, gerçekten benim canımı düşünüyor. Beni bir gelir kaynağı olarak görmüyor. Yani piyasa böyleyken sen tutup da bunu zorunlu hale şey yapman. Üstelik ben kasksız yakalanınca benim altımdaki motoruma kadar alman, bilmiyorum. Yani can sıkıcı bir olay. Onu geçtim, ben bisiklet de kullanıyorum. Akşamları, yani gece sürüşlerinde reklektik yelek giyme zorunluluğu gelmiş. Bu motosiklet için de geçerli bu arada. Ben şu an aslında ceza yemem lazım, o yeleği giymediğim için. Ha, bu olay motosiklette, benim stop lambam var, farım var, sinyallerim çalışıyor. Yani bu olay motosikleti kapsamaması lazım. Motosikleti de kapsamış. Böyle de bir can sıkıcı bir durum var. Bilemiyorum ya. Nereye baksan böyle bir fırsatçıların eline düşüyoruz. Yani şimdi o reflektif yelek dediğin 1 liraysa 10 lira oldu. 10 liraysa 100 lira oldu. Ben buna eminim. Yani en önce devlet olarak sen bunu teşvik etmeye çalışıyorsan, benim canımı koruyorsan, ya bedavada değil de ne bileyim, kendi denetimin altında tek elden, en azından devletimiz de kazansın. Bizler de alalım, kullanalım. Daha ucuza biz bu ürünlere ulaşabilelim. Ürünler almış başını gitmiş. Yani motosiklette kask bile kurtarmıyor artık. Her şeyin tam olacak. Eldiveninden, montundan tut, dizliğine kadar her bir şeyin tam olacak. Aksi halde herhangi bir trafik çevirmesinde kaskın olsa bile, eldivenin yok diye trafik ekiplerince
altınızdaki motorunuza el konulabilir. Yani böyle bir durumla karşılaşırsak ekiplere de itiraz etmemeliyiz tabii ki. Onlar da görevini yapacaklar. Ama yani bu konuya yani güzel bir açıklık getirmek lazım. Böyle çok ucu açıkta kaldı. Yani her an herhangi bir sebepten altımızdaki motor elimizden gidebilir. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Ya ben okuduğum haberden anladığım kadarıyla. İnşallah yanlış anlamışımdır. Yani videoyu izleyen arkadaşlar da altına yorum olarak kendi görüşlerini belirtirlerse tabii daha güzel olur. Biraz şuraya çekeyim, şurada devam edelim. İsmail abim arayabilir, onu da alabilirim yoldan. O açıdan burada biraz duracağım. Onun haricinde ne diyordum? Yani motosiklette inanılmaz derecede yeni kanunlar, yeni maddeler, bir şeyler çıktı. Haberi okudum, böyle gözlerim doldu doldu taştı, yani size öyle söyleyeyim. Ki ben şu an bak hala üzerimde bir motosiklet montu bile yok, sadece kaskım var. Kaskı da yani marka olsun dedim. Şöyle sağlam, ele şöyle dokununca biraz güven versin diye ikinci el bir şey aldım. Yani sıfır almaya kalksan çok yani uçuk açık fiyatlara kaçmışlar ve ürün 5 para etmez ürünleri. Yani devletin bunu da bir kontrol altına alması lazım. Yani bu o dandik kaskları ne amaçla üretiyorlar? Yani bana herhangi bir en ufak bir kazada en ufak bir faydası olmayacak. O kaskları ne diye üretiyorlar? Piyasaya sürüyorlar. Devlet buna nasıl göz yumuyor? Tamamen soygun, bu başka bir şey değil. Zorunlu ya. Zorunlu, adam nasıl olsa bunu alacak diyorlar. Çok güzel böyle istedikleri fiyatlardan bizlere iteliyorlar. Yani bu motosiklete binen arkadaşların çoğu zaten kuryelik yapan, ne bileyim böyle asgari ücrete çalışan, benim gibi gariban Anadolu insanı, yani öyle söyleyeyim. Bizler keyfimizden de binmiyoruz bu motora. Yani devletin bizim bu şeyimizi kolaylaştırması lazım. Yani yasa çıkarttım, tamam oldu bittiye getirip de bizleri bu şekilde şeyde arada derede bırakmaması lazım. Yani en basitinden bisiklette bir reflektif yelektir, bilmem nedir. Tamam olabilir. Ha benim bisikletim de, onlar da var. Ben yani dünyanın parasını saydım Trendyol'dan. Bisiklet için de stop lambasıdır böyle yanar sönerli. Ön tarafa çakar lambamı almışım, yani böyle yanıp yanıp sönüyor. Her türlü ben geliyorum diyorum yani. Ama ya yelek nedir? Şimdi yani 1 liralık inşaat işçilerinin giydiği yelek olacak bana 100 lira. Buna eminim yani %100 bu böyle olacak şu çıkan kanundan sonra. Yani devlet şöyle yapabilir. Kendi şey yapabilir, bunları piyasaya sürüp ya arkadaş şu fiyattan siz bunları giymek zorundasınız, şu fiyattan da ben size temin ediyorum diyecek. Bizi yönlendirecek bir yere. Ama ben bugün mesela Ankara'da İBA çarşısına gidiyorum. Yani en dandik bir motosiklet montu alayım diyorum. Hani herhangi bir düşmede şeyde zaten korumaz onlar. O kadar kalitesiz ürünler ki. En azından rüzgarı kessin istiyorum. Ama dünyanın parası yani. Ve bugün bana diyorlar ki yani en ufak bir ekipmanın olmasın motoruna çökebiliriz. Güzel, tamam, devletimize şey olsun, hibe edelim yani elimizdeki avucumuzdaki her şeyi. Ama biz yasal yollardan yani nasıl şey yapabiliriz, yani devletimizi de sıkıntıya sokmayalım, kendimizi de sıkıntıya sokmayalım. Biz bunun çabasındayız yani, biz vatanını milletini seven insanlarız. O şekilde arkadaşlar yani. Şu İsmail abi bir arayacağım. Bu kanunun çıkmasına ne sebep oldu? Onu da söyleyeyim. Bu şey var. Şu ne diyorlar ona?
scooterlar, ondan sonra bu martılar. Şimdi yaklaşık ne kadar diyeyim, 1-2 senedir falan da onlar piyasaya hakim oluyorlar, her yerden karşınıza çıkabiliyorlar. Biraz onlardan sonra böyle bir trafik yönetmeliğinde değişikliklere gittiler. Yani bir bakıma iyi de oldu. Her an birinin canı yanabilir. Her an birisi, çünkü o scooterlar gerçekten, ben otomobilde kullanıyorum. Bir anda yani sağından solundan bir yerinden çıkabiliyorlar. Aynı zamanda motosikletçi, bisikletçi arkadaşlarım da aynı ihlalleri yapabiliyorlar. Arabada gerçekten yani bazen fark edilmiyoruz. Hani diyoruz ya, bizim bir şeyimiz var, motosikletlileri fark edin diye. Bazen fark edilmeyebiliyoruz arkadaşlar. Yani canımızı da şeye sokmanın bir anlamı yok. Tırcı bir git ya, arkama kadar girdin arkadaş. Kenara çekmişiz, şurada sohbet ediyoruz. Geldi, orada bir şeyler yapıyor. Yani durum böyle arkadaşlar. Bugün yani haber sitelerine biraz göz attım. Böyle bir başlığa denk geldim, okudum. Beni her türlü ilgilendiren bir muhabbet. Ben çünkü otomobilini de kullanıyorum, motosikletini de kullanıyorum, bisikletini de kullanıyorum. Ben her türlü vasıtayı, her türlü, yani bana ulaşım olsun, her türlü nasıl olursa olsun ben o anlayıştayım. Ve herhangi bir ekipmanım yok açıkçası. Bir motosiklet için kask almışım. Yani trafikçi arkadaşlar kaska çok dikkat ediyorlar diye onu da yani o şekilde şey yaptık. Tabii kendi can sağlığımızı da düşünüyoruz. Can sağlığımız açısından da bunu takmamız lazım ama yani fiyatlar öyle bir hal almış ki, yani şu an bu taktığım kaskın beni koruyabileceğine hiçbir inancım, şeyim yok yani. Sırf görüntü olsun diye takıyoruz bunu. Böyle olmasın yani, bir yasa çıkıyorsa bir anlamı olsun yani, bir mantığı olsun veya ne bileyim, gerçekten bizi düşündüğünüzü hissedelim. Ondan sonra 4 liraysa tamam 4 lirasını verelim, 5 liraysa 5 lirasını verelim, yani parasından da kaçmayalım da. Neyse, ben şu İsmail abi'yi arayacaktım. Gelirse gelir, gelmezse. Ben işe biraz erken gitmeye çalışıyorum. Yatsı ezanı okundu. Biraz vakitli gidip iş yerine namazımı kılacağım. Yoldan geçerken de alabilirsem işte İsmail abi'yi alayım diyorum. O da biraz geç çıkma taraftarı sanırım. Kendisi bilir. Ben bir arayayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, ne yaptın? Sağ ol abi, sen ne yapıyorsun? İyiyim, Kırıkkale'den geliyorum. Sesin duştan yeni çıkmış bir bebek gibi geliyor abi. Yok, Kırıkkale'den geliyorum, otobüsle. Hadi, tamam, ben de buralardaysa seni alayım diyecektim abi, işe geçiyor mu? Yok kardeşim, ben de iş yerine geçerim, tamam. Hayır olsun abi, Kırıkkale'de ne yaptın? Annem yine vardı, onları bıraktım diye dönüyorum. Sabah demiştin annenler buradalardı, bıraktın yine. Tamam hadi, görüşürüz abi, sağ olasın. İki gündür İsmail abi'yi alamıyoruz. Dün de aradım, evindeydi. Kalk, ne yapıyorsun? İşe geçiyorum. Sen ne yapıyorsun? Seni seviyorum. Sev beni tabi. Ben de seni sevgilim. Kalp. Ali Eren'i bir arayayım. O yazdığına göre buralarda mı acaba? Alo. Ne yaptın kardeşim? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ ol kanki, sen ne yapıyorsun? İyiyim kanki. Neye gülüyorsun? Ne bileyim oğlum. Şey diyeceğim sana. Bugün sabah bölgede kimse yoktu. Öğlende de kimse yok. Evet, hayvanlar aç mı kaldı? Lan sen ne diyorsun kardeşim, sorma ya. Lan kardeşim bak, onlar da sağ ol, o köpekler başımıza bela olacaklar. Ben şimdi işten başlayacağım. Ben bilmiyorum. Yani gidiyorum da bilmiyorum ya. Bak, ben bakmıyorum ki nerede başlayacağımı. Dün kameranı aydın değil mi sen? Evet aynen. Ha
Tamam, bugün beni takip ediyorum. Tamam. Tamam bak. Cevap işlemek istiyorsan mamalarına, sularına bak. He kanka tamam, ben bakayım da. Valla o köpekleri orada bağlı tutuyoruz, biz günaha giriyoruz, ben sana öyle söyleyeyim. Lan kardeşim bilmiyorum ya. Ben de oraya çıkınca onlarla avunuyorum, şey yapıyorum, bilmiyorum ki. He valla sen yavaştan onlarla vedalaş, bak ortalık karışıyor gibi. İyice öyle her bir şeyimize... Gidene kadar bırak da kardeş, şimdi bugün Murat'la konuştum ben. He. Dedim kardeş, o zaman dedim belediye gelince yukarıya çıkarak toplantı dedim, biz onlar nasıl müddeyiz, ben götürmem dedim. Tamam dedi, yani en azından belediye gelene kadar itlere bakılmıyor diye. Tamam, tamam kanka, ben bakarım, ayıp ediyorsun. Tamam kardeşim, sana lazım geçtiği için aradım. Eyvallah eyvallah kardeşim, sen ne yapıyorsun, neredesin, ben motorla geliyorum da buralarda mısın diye şey yaptım. Belki ben gündüzdeyim işte. He. Şu an evdeyim. He tamam. Tamam kanka. Yarın sabah geleceğim işte. Tamam. Tamam reis. Sabah görüşürüz o zaman. Tamam anlaşıyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Sağ olasın. Ali Eren bizim böyle çok güzel bir arkadaşımız. Şeydir böyle, müthiş derecede hayvanseverdir. Bakar, ilgilenir, eder. İş yer, bizim fabrikaya da iki tane şey yaptık. Bizim yukarıda şey var. Her neyse, fazla detaya şeye girmeyeyim. Oraya bağladık işte iki tane yavrulardı böyle. Aldık, şey yaptık. Bakıyorduk, besliyorduk. Şimdi yeni kanun manun bir şey çıkmış. Kanunlar sardı etrafımızı. Ya zaten bakan arkadaş oluyor, bakmayan arkadaş oluyor. Hayvanlar orada bağlı. Yeri geliyor, aç kalıyorlar, susuz kalıyorlar. Yani ben vicdanen rahatsız oluyordum. Hayvanları inşallah özgürlüğüne kavuşturacağız gibi bir şey şu aralar. Öyle, o da işte bugün kulede başlayacakmışım sanırım. Oraya çıkınca hayvanların bir mamasına suyuna bakıverdi de, ben zaten oraya çıktıkça bakmaya çalışıyorum yani elimden geldiği kadar. Mamamız suyumuz varsa veriyoruz, bakıyoruz, ediyoruz. Yani ben de severim, ben de hayvanları severim. Ama işte iş yerinde şey de olmuyor ya, zor oluyor. Hah, gir gir önüme gir. Vallahi orada yavaşla basa ben sana girdiydim. En güzeli şeridinden gitmek abi, böyle riskli hareketlere aslında gerek yok. Yani bu ekipman mevzusunu da en kısa zamanda halletmeye çalışacağım. Şimdi yani başım o kadar kalabalık ki, inşallah yani bir bu sene yıl bitmeden ya, yani Aralık ayında düğün yapma şeyim var. Gel gel arkadaş, sen ne üstüme üstüme geliyorsun ya, nasıl bir iş yapıyorsunuz ya? Tamam hareket yapıyorsun da yani böyle bir şey olamaz. Ben de durmadım. Yani duracak diye bakıyorum. Duracak diye bakıyorum. Şey yapmıyor da yani. Bildiğim öyle göz göre göre birbirimize girecektik yani. Duasının içinde bir teyze böyle el kaldırdı. Bir şeyler yaptı. Şoför zaten hala dünyası umurunda değil. Büyük ihtimal o da yaşlı bir amcaydı. Neyse artık. Prostatı azmış olabilir. Ona verelim. Yolumuza bakalım. Zaten kavgaya dövüşe hiç gerek yok. O neydi lan? Yerde yılan mı gördüm? Yani kavşağa öyle girilmez.
Yok öyle demeyeyim. Kavşaktan öyle çıkılmaz. Orada benim de yavaşlamam lazım. İşte ben ona bakıyorum, duracak mı yavaşlayacak mı diye. O beni şey yapıyor, duracak mı yavaşlayacak mı diye herhalde. Burayı seviyorum. Bas 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 bas. Olabiliyor. Trafikte her şey olabiliyor ya. Dalgınlık, dikkatsizlik. Ben trafikte sabah iş çıkışlarında mesela, yani uykusuz, yorgun, biraz şey oluyor, sıkıntılı. Yani reflekslerim bile iyi çalışmıyor uykusuzken. Arabanın önünü iyice pıstırıyorlar. Ondan sonra böyle gasislerden geçerken dereyi geçer gibi böyle paçaları sıvıyorlar, bir şeyler böyle bir hazırlıklar, yanlıyorlar, manlıyorlar. Aynısını benim kardeşim de yaptı. Bir polomuz var bizim de, başımızın belası. Pıstırdı bir vakit. En ufak bir çukura şey yapıyorsun, böyle geçiyorsun, paldır küldür böyle altını sanki bir yere vurmuşsun gibi. Aga ne gerek var, insan kendine bunu niye yapar, arabasına bunu niye yapar? Neymiş, güzel görünüyormuş. Of Allah'ım, ne güzel bir mangal kokusu geldi. Şuradan geri dönüp Mavi Göl'e mi gitsem? Yarım kilo kan atalım. Şu parka bir bakayım, bizden birileri var mı? Dün akşam buradan bir çay aldım. Burada durdum. Motora yine aynı buraya çektim. Çayımı aldım geldim. Akşam üzeri gelirken yine böyle video çekmiştim. Gerçi onu da becerememişim. Hep yeri çekmişim. O videoya bakıyordum böyle. Çayı döktüm. Telefona döktüm. Elime döktüm. Telefonun hoparlörü biraz böyle şey oldu. Sıkıntılara girdi. Kendi kendine de düzeldi Allah'tan. Kuruyunca. Arka tekeri onardık. Akümüz de bitmemiş yani, kolay bir şekilde motorun çalıştığı. Ya bu motor var ya, benim her şeyim ya.
Yani görüntü olarak biraz yıkık. Ama yani saat gibi de çalışıyor ya, hay maşallah. Allah yani nazarlarda sağlasın, Allah kaza bela vermesin. Ben zaten boşuna YB'li alayım diye tutturmadım zamanında. Elli. 500 alır mı? Alabilir. Alır da taşar böyle. Taşar dökülür. Nasılsın ustam? İyisin inşallah. İyi şükür abi. Sen de iyisin. Allah'a emanet olun. Çok şükür. Kamera mı abi? Sen kamera mı çekiyorsun orada? He böyle ufak tefek. Bilmiyorum abi sen yeni dağına git. Torbacılar çek ama alıp geç. Eyvallah abi. Onlar... Kolay gelsin. Hadi. Anahtarı çıkartamadım, iyi mi? Oturmadı ama. Arkadaş kamerayı fark etti. Kamera zaten fark edilmeyecek gibi değil bir kere. Kamera hiç fark edilmeyecek gibi değil çünkü telefondan çekim yapıyorum. Sesim de hala böyle çatal çatal geliyor ya. Kendi sesimden tiksindim şu an. Benzin alınca da iyi gidiyor be. Motoru ilana koymuştum. Satacağım diye pek şey yapmıyordum, benzin falan da almıyordum. Bitmiş olabilir diye. 50 liralık alayım da. Birkaç gün beni idare etsin. Ondan sonra ben yine bisiklete şey yaparım gibi. Ulan kırmızı yanıyor. Allah Allah. Beni yanlış mı görüyorsun? Abi herkes geçti. Biri ikisi değil. Hadi. Allah Allah. Bugün çıkmışken yine şöyle biraz turlayalım isterdim ama hava soğuk, ben hastayım.
Elden pek bir şey gelmiyor. Ama benim şurada bir yerde kaydı durdurmam gerekiyor. Bu videomuzda bu kadar olsun be arkadaşlar. Videoyu izleyen, beğenen, yorum yapan elleriniz dert görmesin. Allah size bol bol hediye gigabaytlar nasip eylesin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, iyi akşamlar.